testislerde spermin kalitesi düşüyor. Kişide kısırlık problemi ortaya çıkıyor. Varikozun ameliyat oluyor, yine de iyileşmiyor. Bu gibi durumlarda eğer başka bir rahatsızlığı yoksa tabii ki sadece varikoz olsa ozon yağıyla kişi sabah akşam birkaç defa masaj yaparsa testislerine ne yapar? Kan akışını ozon yağı artırır. Ozonu ilk bulan kişi Otto Warburg, geliştiren daha doğrusu. Hı hı. Otto Warburg iki defa dünyada tıp alanında iki defa Nobel ödülü alan tek kişi. İki defa üst üste Nobel ödülü almıştı. Ozon yağını keşfetmesi nedeniyle. Neden? Bağırsaklarda bakteri var, virüs var, mantar var. Bakterilerin iki türü var. Faydalı bakteriler, zararlı bakteriler. Faydalı bakteriler oksijenli ortamda anaerob, zararlı bakteriler oksijensiz ortamda yaşar. Yaşam alanları farklı. Ozon yağını kişi içebilir de. İçtiği zaman ne yapar? O ozon parçalanarak oksijene dönüşür tek molekülle. Ve zararlı bakteri ve mantarları yok eder. İçilebilme özelliğine de sahip. Tabii, aynı zamanda. Tabii tabii. Bağırsakları temizler. Bu özelliği de var. Ozon. Otto Warburg bu nedenle dünyada tıp alanında iki defa Nobel ödülü almış tek kişi. Bulmuş olduğu bu büyük buluşla ozon yağının faydalarını belgelemiş. Vücudu korur, gençleştirir, dinçleştirir. Serbest radikalleri yok eder. Anti-aging, antioksidan özelliklere sahip. Ama aynı zamanda zararlı bakteri, virüs ve mantarları öldürür. Mesela kanser hastası, kansere yakalandı kişi. Neden kanser oluyor? Oksijen ulaşmayan noktalarda kanser hücreleri çoğalır. Oksijene ulaştığı noktada kanserli tümörler, urlar yavaş yavaş erir, yok olur. Çin'de kanser hastaları nasıl tedavi ederler? Bizdeki gibi yatağa yat, hapları kullan yok. Kişiye önce spora başlatırlar. Önce günde 3 defa yarım saat, sonra 3 defa 1 saat vesaire vesaire. Devamlı spor yaptırırlar. Spor yaptıkça hastanın vücuduna, bütün organlara, dokulara, hücrelere oksijen akışı artar. Oksijen demek hayat demek. Oksijen arttıkça kanser hücreleri yavaş yavaş erir. Hiçbir ilaç kullanmadan erir. Spor yaparak,